Herkese merhaba. Bu haftaki videoda müstakil ev için proje maliyetlerinden bahsediyorum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Bu videoda sizlere müstakil ev veya villa yaptırmak isteyenler için ruhsat aşamasına kadar harcayacakları mimari proje, statik proje, tesisat projesi, elektrik projesi, harita, tuz giderleri zemin etüt raporu, akustik rapor ve yapı denetim hizmet bedelinden bahsedeceğim. Bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izledikten sonra proje maliyetlerinizi hesaplamayı da öğrenmiş olacaksınız. Böylece çünkü şu an benim bir örnek proje üzerinden ilerleyeceğim ama siz kendi projenize göre, kendi metrekarenize göre ve kendi yapı tarzınıza göre de yine proje maliyetlerinizi 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabilmiş olacaksınız. Mimarlar ve inşaat mühendisleri... Proje fiyatlarını belirlerken meslek odalarının açıkladıkları fiyatları baz alırlar. Ancak piyasadaki rekabet koşulları meslek odasının açıkladığı fiyat üzerinden iskonto yapılmasına neden olur. Bu bölümde mimari proje fiyatlarının nasıl hesaplandığını, piyasada nasıl bir iskonto yapıldığını detaylıca anlatacağım. Öncelikle mimari proje fiyatları şehirden şehire hatta ilçeden ilçeye değişen bir unsur. Bunu belirtmek isterim. Çünkü her bölgenin, her şehrin kendi zorluk katsayıları var ve aslında bu zorluk katsayılarını belirlerken de oradaki yerel meslek odasının görüşlerine dikkate alıyorlar. Peki mimarlar odasının en az bedel fiyatını nasıl hesaplarız? Bunun için öncelikle mimarlar odasının sitesine gitmemiz gerekiyor. Aşağıya linkini bırakıyorum. O linke tıklayarak direkt olarak mimarlar odasının sitesine gidebilirsiniz. Ardından burada proje tipi bölümünde yeni mimari proje bedeli hesabı seçeneğini seçip Devam tuşuna basıyoruz. Ardından şu anda ekranda gördüğünüz gibi il, ilçe ve belediye seçimi yapıyoruz. Daha sonra proje yılını bulunduğumuz yıl yapıyoruz. Yani 2023'e 1 yapıyoruz. Tabii bu Temmuz ayında bu değişebilir. Yeni fiyatlar vesaire gelebilir. O zaman belki 2023'e 2 yapmamız gerekecek. Ya da siz bu videoyu 2024'te izliyorsanız 2024 yapacaksınız. Daha sonra proje sınıfını seçiyoruz. Bu bölümde seçim yaptığınız altında proje sınıfının açıklaması yazıyor. Yani yanlış seçim yaptığınız düşünürseniz bunu değiştirme şansınız var. Örneğin bir apartman tipi ya da apartmanın yapı yüksekliğine göre değişen durumlar ve işte villası şusu busu hepsi burada zaten açıklamada yazıyor. Oldukça basit bir bölüm. Bu arada genellikle villa projeleri çok karıştırılıyor. Yani 3A ile 4B arasında kalıyorlar ama doğru olan aslında 4B yapı sınıfının kabul edilmesi ve idareler ve yapı denetimler şu anda 4B yapı sınıfını istiyorlar. Eskiden genelde burada maliyetler yükselmesine 3A giriliyordu. Ama şu anda kabul edilen sınıf 4B. Ve az önce de belirttiğim seçimleri yaptıktan sonra diğer seçeneklere genelde dokunmuyorlar. Yani diğer seçenekleri çok kurcalamıyorlar. Ama eğer özellikle bir durum varsa bu bölüme de yine el atabilirsiniz. Ardından da hesaplamamızı yapıyoruz ve karşımıza bu şekilde mimari proje ücreti çıkıyor. Tabi bu KDV hariç bir tutar. Peki şimdi bunu hesapladık. Yani mimarlar odasının en az bedeli dediğimiz oda fiyatını hesapladık. Şimdi ne yapacağız? Tabi buna bir iskonto oranı uygulayacağız. Yani bu arada ben bu iskonto olayını kesinlikle desteklemiyorum. Yani mimarların ve inşaat mühendislerinin ve diğer mühendislik dallarının iskonto yapması bana açıkçası çok doğru gelmiyor. Ama tabii ki kötü bir rekabet koşulu var. Çok fazla mimar ve mühendis var piyasada. Dolayısıyla aslında bu fiyatlar taban fiyatlar olmalı ve atıyorum diyelim ki taban fiyatımız 100.000 çıktı. İşte bir yıllık mühendis ya da bir yıllık mimar 100 bin lira fiyat verirken müşterisine atıyorum 10 yıllık bir mimar ya da mühendis belki 150 bin lira fiyat vermeli. Yani tecrübesine göre kendi marka değerine göre çünkü mimarların inşaat mühendislerinin aslında bir marka değeri var ve çözümlerine göre verdikleri fiyatlar aslında değişmeli ancak ne yazık ki sektörde durum bu şekilde değil. Yani 1 yıllık tecrübelisi de 15 yıllık tecrübelisi de 30 yıllık tecrübelisi de bu en az bedel üzerinden kırım yapıyorlar. Yani iskonto uyguluyorlar. Dolayısıyla piyasa şartlarında göz önünde alarak aslında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yani aslında dediğim gibi bu benim desteklediğim bir şey değil ama gerçekleri de görmezden gelemeyiz. Şu anda sistem Türkiye'de bu şekilde ilerliyor. Gelelim ne kadar iskonto yaptıkları konusuna. En yaygın iskonto değeri şu anda %40 bandında geziyor. Yani hesaplanan bedel üzerinden yüzde %40 indirim yapılıyor ve müşteriye bu şekilde fiyat veriliyor. Tabii daha yüksek kırım oranlarını görmek ve daha düşük kırım oranlarını da görmek mümkün. Burada da kıstas mimarın yetenekleri, mimarın marka değeri ve rekabet koşulları gibi unsurlar. Yani rekabet rekabetin çok olduğu bir yerde çok yetenekli mimar, çok marka değeri yüksek bir mimar da daha fazla kırım yapmak zorunda kalabiliyor. Veya tam tersi durumda daha az kırımda yapılabiliyor. Ama yani genel olarak gözlemlediğimiz %40'lık bir kırım yapıldığı yönünde. Statik proje inşaat mühendislerinin hazırladığı projedir. Yapının güvenli bir şekilde ayakta kalmasını sağlayan ve depremlerle sınanan bu projelerin ücretleri içinde yine inşaat mühendisleri odasının hazırladığı formülden yararlanmak mümkün. Ancak formülle uğraşmak istemeyenler için statik proje hesaplama aracı oldukça pratik bir şekilde bu hesabı yapıyor. Bu benim hazırladığım bir araç. Web sitemde de yer alıyordu. Belki takip edenleriniz vardır. Oradan hatırlıyorsunuzdur. Şu anda ekranda göreceğiniz gibi yapı alanı, yapı sınıfı gibi kriterleri girerek hesap yapabilirsiniz. Burada temel tipi kafa karıştırabilir. Radya temel, sürekli temel gibi temel tipleri yüzeysel temel olarak geçiyor. Bu arada radya temelle ilgili eğer izlemediyseniz çok güzel bir videom vardı. Bunu da izlemek için sağ üst köşedeki şu an çıkan linke tıklayabilirsiniz. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra toplam tutarı da en altta görebiliyorsunuz. KDV hariç ve KDV dahil olarak. Tabi bunlara iş iskelesi ve kalıp iskelesi bedelleri de yine eklenmiş durumda. Peki inşaat mühendislerinin iskonto oranları nasıl? Az önce mimarlardan bahsetmiştik. Ve az önce de dediğim gibi yani inşaat mühendislerinde de aslında bu hesaplama aracından çıkan sonuçlar taban fiyat olmalı. Ve mühendisler mesleki tecrübelerine göre bu fiyatın üzerine çıkmalı. Ancak az önce de bahsettiğim gibi rekabet koşulları ne yazık ki bu bedeli tavan fiyata dönüştürmüş durumda. Yani mühendisler de bu fiyatlar üzerinden indirim yapıyorlar. Örneğin KDV hariç 100 bin liralık bir ücret için mühendisler genelde %40 oranında yine mimarlar gibi indirim yapıyorlar ve 60 bin lira artı KDV'lik bir teklif veriyorlar. Buradaki kırım oranı da yine rekabet koşulları ve mühendisin tecrübesine göre yine değişiyor. Örneğin ben kendi projelerimde hiçbir zaman kırım iskonto yapmıyorum. Bu benim kendi prensibim. Ancak tabii yapana da bir şey demek mümkün değil. Çünkü piyasa koşulları ne yazık ki bunu gerektiriyor. Farkındayım. Makine mühendisinin hesapladığı tesisat projeleri ve elektrik mühendisinin hazırladığı elektrik projeleri mimari ve statik projelere göre oldukça ekonomik kalıyor. Bir yapının ana projeleri olarak her zaman mimari ve statik ikilisi kabul edildiğinden tesisat ve elektrik projeleri ne yazık ki hak ettiği değeri görmüyor. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var. Yani statik ve mimari proje onaylandıktan sonra tesisat ve elektrik projelerini onaylatmak için belli bir vakit de verilebiliyor yapı ruhsatı aldıktan sonra. Yani siz yapı ruhsatını aldığınızda daha tesisat ve elektrik projeleriniz onaylanmamış bile olabiliyor. Bununla ilgili tam şu an tarihi hatırlamıyorum. 60 gündü galiba. 60 gün ya da 30 gün. 30 gün içerisinde bu projelerin onaylatılıp dosyanın içine konması gerekiyor. Ama şöyle bir sorun var burada. Sistemde şöyle bir aksaklık var. 30 gün sonra ya da 60 gün sonra tam şu an tarihi hatırlayamadığım için söyleyemiyorum kusura bakmayın. Belediyeye teslim edilip edilmediğini denetleyen bir kurum yok. Yani sonuçta belediyede kimse ya işte bunun yapı ruhsatının üzerinden 30 gün geçti. Bunun hala projesi geldi mi gelmedi mi bunu bir kontrol edelim diyebilen bir bölüm olmadığı için tesisat projeleri ve elektrik projeleri ta isken aşamasında milletin aklına geliyor. Dolayısıyla makine mühendisi arkadaşlarım ve elektrik mühendisi arkadaşlarım bu konudan oldukça muzdarip. Çünkü... İnşaatta zaten bu arkadaşların projeleri kullanılmıyor ama yani inşaat isken aşamasına gelene kadar bunların projeleri onaylanmıyor bile. Yani onaylı bir proje yok ortada. Dolayısıyla bu konuda da açıkçası yönetmeliklerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok büyük bir hata. Yani artık 2023 yılındayız. En azından sahada bir onaylı elektrik projesi, onaylı tesisat projesi görmemiz gerekiyor. Neyse konuyu çok dallandırıp budaklandırmayacağım. Makine mühendisleri odasının ve elektrik mühendisleri odasının tıpkı diğer odalar gibi ücret tarifeleri olsa da Bunların piyasada ne yazık ki hiçbir geçerli yok. Makine mühendisleri ve elektrik mühendislerinin yapının toplam metrekaresini belli bir bedelle çarpıp fiyat teklifleri verdikleri ne yazık ki bir piyasa gerçeği. Bu fiyata da yine birazdan değineceğim. Peki gelelim yapı denetim bedeline. Yapı ruhsatı alana kadar geçen sürede en çok yüzden yakan kalemlerden biri de şüphesiz ki yapı denetim hizmet bedelleri. Yapı denetim hizmet bedelini hesaplamaksa oldukça kolay. Şu anda ekrana bir görsel getiriyorum. Bu görsele göre örneğin 4B yapı sınıfında bir yapımız varsa yani bir villa veya müstakil ev tarzında bir şey yapıyorsak yapı denetimi hizmet bedeli hesabına göre yapımız 3. gruba giriyor. Dolayısıyla 2410 liralık bedeli kullanacağız. Ve yapı bir yılda bitireceğiz gibi hesaplayalım. Yani bir villa projesi olduğu için çok uzun sürmeyecektir. Bir yıllık bedel içinde %1.43'lük bir oranımız var. Hizmet bedeli oranı. Yapı denetim bedelini hesaplarken de yapı alanını, birim maliyeti ve hizmet bedeli oranını çarpıyoruz. Yani gördüğünüz gibi oldukça basit bir hesaplama. Yapı denetim hizmet bedellerinde bir iskonto indirim uygulanmıyor. Zaten bu havuz sisteminden atandığı için böyle bir olaya girişmiyorlar. Havuz sisteminden önce bunlarda da indirim vardı. Yani bunlarda da bir iskonto alabiliyordunuz. İşin sonunda size geri ödeme yapıyorlardı. Gelelim diğer projelere harita dosyası, zemin etüdü, akustik rapor gibi evraklar yapı ruhsatı almanız için yine gerekli evraklar. Bunlarda da genellikle oda fiyatlarının uygulanmadığını ve şehirden şehire piyasa koşullarının fiyatları belirlediğini söylemeliyim. 3 boyutlu cephe çalışması yani render işleri yapı ruhsatı için genellikle zorun değil ancak bazı belediyelerde Belediye dış cepheyi görmek ve ona da onay vermek istiyor bu amaçla da caddelerin sağlıklı ve estetik kalmasını sağlıyorlar. Bu nedenle de bu kaleme de bu videonun içinde değinmek istedim ve bu arada bu çok sağlıklı bir olay ve bütün belediyelerin aslında dış cepheleri görmesi ve buna onay vermesi gerekiyor. Böylece de müteahhit kafasına göre ya yani örnek veriyorum çok saçma bir şekilde cadde böyle aydınlık yani böyle atıyorum. Caddenin yapısı böyle yeni binalardan oluşan, aydınlık renkli yani aydınlık renkli derken beyaz renkli işte açık tonlar, gri tonları vesaireyken biri çıkmış sipsiyah bir cephe yapmış. Haliyle böyle çok absürt durmuş cadde içerisinde. Dolayısıyla da bunların da mutlaka belediye kontrolünden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu 3 boyutlu cephe çalışmalarında da yine fiyatı belirleyenler piyasa koşulları oluyor. Genelde de hatta mimari projesini hazırlayan mimarlar bunun 3 boyutlu cephe çalışmasında çok cüzi bir ücret yazıyorlar. Şimdi gelelim bu rakamların hepsini açıklamaya. 420 metrekarelik 4B sınıfındaki bir müstakil ev için hem piyasa fiyatlarıyla hem de hesaplayabildiğimiz diğer fiyatlarla bir tablo oluşturalım. 420 metrekare müstakil ev için mimari proje bedeli şehirden şehirde ise de oda fiyatlarıyla 58 bin lira yaklaşık çıkıyor. Bunu %40 iskonto yaptığımızda yaklaşık 35 bin lira mimari proje için Fiyat almamız mümkün. Ancak burada şehir konusu çok önemli. Çünkü örneğin aynı projenin Kütahya için oda fiyatı 117 bin lira çıkıyor ve iskonto ile birlikte 70 bin liraya düşüyor. Statik proje bedeline gelecek olursak 420 metrekare ev için yine bu statik proje bedeli şehirden şehire hatta ilçeden ilçeye değişse de oda fiyatları 88 bin liralık bir bedel çıkıyor. Kırım uyguladığımızda da bu 52 bin 800 lira oluyor. Mimari projede de dediğim gibi Gebze'de fiyat farklı, İstanbul'da fiyat farklı çıkıyor. Bu nedenle hesap edilmesi gerekiyor. Bunun için az önce de bahsettiğim gibi statik proje hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bunu da yine açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım ve o linke tıklayarak dosyayı indirebilirsiniz. Tesisat proje bedeline gelecek olursak 420 metrekarelik müstakil bir ev için makine mühendisine hazırlayacağı tesisat projeleri için yaklaşık 8400 liralık ücret ödemeniz gerekiyor. Yani bu tabii şehirden şehire yine değişen bir unsur olsa da yani ortalaması 20 liraya geliyor şu anda metrekaresi, metrekare fiyatı. Dediğim gibi yani bunlarda oda fiyatı pek uygulanmıyor. Biraz daha düz bir hesap yapılıyor. Dolayısıyla da makine mühendisi arkadaşlarımız, elektrik mühendisi arkadaşlarımız durumdan oldukça muzdarip. Elektrik mühendisine ise yaklaşık 4200 liralık ücret ödemeniz gerekiyor. Yani metrekaresi de bunun 10 lira. Harita dosyası için ise yaklaşık 5000 liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Zemin etüdü için ise yaklaşık olarak 15.000 liralık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Akustik rapor için ise sadece bin lira ödemeniz piyasa koşullarına yeterli olacak. 3 boyutlu cephe çalışması için de yaklaşık 5000 lira ödemeniz yeterli olacaktır. Özetle İstanbul Beylikdüzü'nde müstakil bir ev için proje masrafları 142.400 lira artı KDV oluyor. Ancak dediğim gibi bu bütün şehirlerde değişen bir proje bedeli. Ben burayı örnek olarak aldım. Ama buraya örnek almam sizin için büyük bir sorun değil. Artık metrekareye göre ve bölgeye göre şehire göre, ilçeye göre nasıl hesap yapmanız gerektiğini sizler biliyorsunuz. Yine kafanıza takılan bir şey olursa ben yine burada olacağım. Aşağıdaki yorum bölümünden bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Ve sizin bölgenizde, sizin yaşadığınız şehirde daha farklı fiyatlar telaffuz ediliyorsa yine bunları da aşağıdaki yorum bölümünden benimle paylaşırsanız bu içeriğe de yine katkı sağlamış olursunuz. Bu haftaki videoda müstakil bir ev için, villa için proje masraflarından bahsettim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.